Şimdi Türkiye'nin en ve dünyanın en popüler sporu futbolla ilgili bir bölüme geldik. Futbol konuşacağız. Bu sene kim şampiyon olur diye konuşmayacağız. Mesela Fenerbahçe 3-5-2 mi 4-5-3 mü oynasın onu konuşmayacağız. Çok daha basit bir meseleyi konuşacağız. Ya bu memlekette en önemli mesele futbolun oynanması mıdır? Onu konuşacağız. Konuğumuz Ercan Taner. Neden Ercan Taner? Türkiye Futbol Federasyonu 12 Haziran'da ligler başlayacak dedi. Bana sorarsanız saçmaladı. Deneyimli spiker Ercan Taner, ailemden iki kişi korona tedavisi gördü dedi. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani? Stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır diyerek istifa etti Ercan Taner. Tabii ben de kendime buradan bir pay biçtim açıkçası. Biz stüdyoya geliyoruz. Stattan stada gitmiyoruz ama işte elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz ama Ercan Taner'in dediği gibi ne kadar korunabiliyoruz meselesine de bakmak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı takımlarda virüs çıksa dahi pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki de hayır diyerek istifa etmiş Ercan Taner. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir diyor ki ölen ölsün, kalan sahalar bizimdir. Niye? Bahis var. Niye? Katarlı şirketle anlaşmalar var. Niye? İnsan hayatı önemli değil. Aslında futbolcular alınan satılır birer köleye döndükleri için tablo bu. Şimdi konuğumuz Ercan Taner. İyi akşamlar Sayın Taner. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ya siz şimdi Türkiye açısından önemli bir isimsiniz. Bazı sesler vardır. Önce o seslerle maçı hissetmeye başlarız. O seslerle maçı yaşarız. Ve hepimizin hayatında, sizin meslek hayatınızın tamamında bu iz vardır. Yani Halit Kıvancı da dinleyenler olmuştur zamanında. Ben ona yetiştim. Oradan bu tarafa baktığımız zaman Türkiye'deki 3-5 önemli isimden biri dedi ki kardeşim yeter, bu iş böyle olmaz. Bunun hikayesini bir dinleyebilir miyim önce? Neden istifa ettiniz ve neden isyan ettiniz aslında? Halit abiyle başladınız. 1983'te TRT sınavlarını kazandıktan sonra bize derse gelen önemli hocalarımızdan biriydi. Kendisini saygıyla yad ediyorum yine. Saygı ve sevgilerimi yolluyorum Halit Kıvanç'a. Ve şöyle devam edelim. İstanbul'dan en son Beşiktaş Galatasaray maçını anlattım. Seyircisi maçtı. Ve korona yayılmaya başlıyordu. Bizde fazla değil dendi. O bu derken ayın 21'inde ben İstanbul'dan ayrıldım. İstanbul dışında yaşıyorum. Ondan sonra Ankara'dan bir haber geldi. İşte ailemden çok yakın iki kişinin bazı şikayetleri vardı. Bu şikayetler gün geçtikçe devam etmeye başladı. Ama biz hiç kondurmuyorduk ne oldu, ne bitti diye. Sonra ateşler tekrar yükselince vücutta en sonunda hastaneden ambulans geldi. Daha sonra işte tahlil yapıldı. PCR testi ve maalesef sonuç negatif. Pozitif. Bir kişi bir anda yoğun bakıma kadar gitti. Biri karantinada kaldı evde. Bu tabii beni psikolojik olarak çok etkiledi. Çünkü bilim insanlarını izliyorum ve bilim insanları şunları söylüyorlar. İşte kronik rahatsızlık varsa aman dikkat edin, şunu yapın bunu yapın diye. Ve çok haklılar tabii ki. Eşimde de kronik rahatsızlık var. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmakta. Bu yüzden de lig başlatma kararından sonra bizim olay biraz farklı. Uçağa biniyorsunuz, iniyorsunuz, daha sonra otobüse biniyorsunuz, otele gidiyorsunuz, otelden sonra tekrar stada gidiyorsunuz. Bir naklen yayın ekibi 50 kişi, insanlarla mecburen iç içe kalıyorsunuz. Tabii ki maske ve fiziki mesafe olayları var da ama ne kadar kendinizi koruyabilirsiniz? Mutlaka bir yerde hata yapabilirsiniz. Ve ben de bu risklere açıkçası hiç girmemeye, çünkü bir yerde ben hata yapacağım. Bunu gayet eminim bundan. Ben tamam hastalanabilirim. Ama dediğim gibi bağışıklık sistemi zayıf bir işim var. En son haberleri aldım. Neler yaşadıklarını biliyorum. Covid-19 adlı hastalıktan. Ve herkesin, bütün bilim insanlarının, doktorların söylediği her şey doğru. Koku alamamak, tat alamamak, deride değişimler, ondan vücudun çok zayıf düşmesi, iştahınızın kesilmesi, ateş. Acaba bu nasıl geçecek diye düşünceler. Ve kendi kendime dedim ki Ercan fazla uğraşma. Sen zamanında, şu anda bu Covid geçene kadar bu olaya bir bay bay de, ben de öyle yaptım. Şimdi Sayın Taner,
Sonuç itibariyle muhtemelen ekonomik sıkıntıları da göğüsleyecek durumda olabilirsiniz bu süreçte. Kendinize böyle bir değerlendirme yapmış olabilirsiniz. Şöyle diyebilirim, ekonomik sıkıntılar deyince ikimiz de emekliyiz. İşte diyorum. Onun dışında küçük bir yerde yaşıyoruz. O küçük yere söylememin mahsuru yok, siz de iyi bilirsiniz Datça'da. Oho. O küçük evet. Değil, çok büyük bir yer ya. Cennette yaşıyorsunuz. Parkimizin yeri tek katlı fazla, yani mutevazi bir hayatımız var. O yüzden de hayat her şey ekonomi değil bence. Bunu bir kez daha anladım. Biraz sağlık galiba, değil mi? Şunun için söylüyorum Sayın Taner, siz iki emekli maaşıyla kıt kanaatli olsa geçinebilirsiniz. Ben hep şuna vurgu yapmak istiyorum. Bizim sektörde ve pek çok sektörde birçok insan emekli olamamış olabilir, genç yaşta olabilir. Bizim buradaki emekçi kardeşlerimizi görüyorum. Kameramanlar, muhabirler gerçekten kamu görevi olduğu için yapıyorlar. Ama burada bir gereklilik var. Fakat futbol dediğimiz zaman, futbol sonuçta spor, gösteri ve hepimizin hayatına bir lezzet katsın diye var. Yani biz futbolcu sağlığını göz göre göre riske etmenin bir anlamı yok. Sadece futbol futbolcudan da ibaret değil ayrıca. Hadi o sporcu, onun vücudu güçlü olabilir. Çalışan onlarca, yüzlerce insan var. Bu ısrarın nedeni nedir? Siz son derece deneyimli bir muhabirlikten gelme, spikerlik yapmış, futbol dünyasını bilen, herkesi birebir tanıyan birisiniz. Yani ben yayından önce birçok insanla konuştum. Teknik direktörler susmayı tercih ediyor. Bazıları konuşuyor ancak. Futbolcular korkuyor. Bir korku iklimi. Bir tarafta da Nihat Özdemir ve sanki irade kendisininmiş gibi, ki öyle olmadığını tahmin ediyorum, böyle bir karar alıyor. Şimdi bunun akli olan neresi var Sayın Taner? Karşı çıkan teknik direktörler, dediğiniz gibi Rıza Çalınbay, Ünal Karaman. Maalesef Türkiye'de şimdi milli takım kaptanlarımız var. Milli takım teknik direktörümüz. Bunlar konuştuğu zaman ses getirecek insanlar. Futbolcuların birçoğu da öyle. Futbolcuların biraz ön plana çıkması lazım diye düşünmekteyim ama tabii ki bu benim şahsi kanaatim. İskoçya, Fransa, Belçika, Hollanda liglerini bitirdiler. Hı hı. Fransa bu oyunda bir marka. Ama Türkiye'de bu niye devam ediyor? Bunu şöyle açayım ben size. Türk futbolunda zaten bir bunalım vardı. Ve bu bunalım ekonomikti. Bir anda Covid-19 yüzünden bu bunalım zirveye doğru çıkınca kulüpler mali yapıdan sallanmaya başladı. Daha sezon başından bu yana alacakların ödenmediği, oyuncularla kulüpler arasında zaman zaman mali anlamda sürtüşmelerin yaşandığı bir ligimiz var bizim. Yıllardır da bu iyiye gideceğine kötüye gidiyor ve bu Covid sonrasında da artık zirveye çıktı. Bu yüzden de iş flaşını çıkartıyorum cümlenin. Bu iş ekonomik. Ekonomik. Ya kulüpler şu ana kadar istedikleri alacakları alsaydı, teşvikleri alsaydı, oyuncular bütün maaşlarını tamamen rahat rahat alıp kapatsalardı, hayır biz bu maçları oynamıyoruz dese Futbol Federasyonu, bütün kulüpler, bizim borcumuz da yok, oyuncuya da borcumuz yok, oyuncular da mutlu. İnanın bana, herkes rahat rahat tokalaşırdı ve biz Eylül'de belki yeni sezon başlar diye beklerdik. Ama böyle olmadı. Bunun sebebi birçok kulüpte maalesef ekonomik kriz var. Peki şimdi yani ben... Şimdi Almanya'da başladılar biliyorsunuz. Evet. Almanya'da 4 kulüp yine iflasın eşiğinde. Yine ekonomik problemler var. Bunların hepsi yüksek bonservis bedelleri nedeniyle ödeniyor. Ve ortaya da böyle istikrarsız kulüpler çıkıyor. Bu yüzden de şimdi Almanya ama 2 ay hazırlandı. Almanya rehber oldu, 2 ay hazırlandı. Bu hafta hep onları takip ettim, yazdım. Onlar şu anda hatasız gidiyorlar. Bakalım bir hafta sonra testler ne gösterecek? Sayın Taner, şimdi şöyle bir tablo var. Almanya dünyada en başarılı bu işi götüren ülkelerden biri olarak görülüyor. O işin bir tarafı, ama öteki tarafı şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. İnsan sağlığından söz ediyoruz. Sporcu sağlığı değil. Onların tamamen yaygın olduğu, ilişkide olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Bir. İkincisi, bir de şöyle bir tartışma var. Ona ne diyeceksiniz bilmiyorum. Mesela bazı kulüpler diyor ki biz fırsat yakaladık. Bu sene şampiyon olacağız. Dolayısıyla bu lig oynanmalı. Hani fırsatı kaçırmama duygusu var. Kimileri diyor ki böyle tescil edilebilir. Bunlar gerçekçi modeller midir? Burada yapılması gereken nedir? Bu sene hiç oynanmamış gibi mi davranması gerekir normalde? Dünyadaki karşılığı ne? Dünyadaki karşılığı şu. Vaka sayısı artarsa, maalesef vefat sayısı artarsa, hastalığa dur denemezse, Futbol Federasyonu artık oynatmama imkanını bulamazsa,
Bir, beyaz lig ilan edebilir, oynanmamış kabul edebilir. İki, ligi şu andaki gibi tescil edebilir ama aradaki puan farkı çok az diyorlar. Üç, ne olursa olsun ben bu sezon ligi bitirebilir der. Onunla ilgili de değişik senaryolar ortaya atar. Bu senaryolardan bir tanesi Almanya'da uygulanıyor. Diyelim ki bir takımda bir oyuncu pozitif çıktı. Kaleci pozitif çıktı. O oyuncu gidecek, 14 kişiye kadar kadro düşebilecek ve ondan sonra da lig kapanacak Almanya'da. Öyle düşünüyorlar. Aynı olay Türkiye'de de çıkarsa, pozitif bir oyuncu çıktı A takımında. B takımında da çıktı. O oyuncular ayrılacak, onlar karantinaya gidecek. Temas kurdukları insan var mı yok mu bakılacak. Daha sonra da aynen devam edilecek. Şu anda bize gözüken o. Ya bu iş 12'sinde başlar ya da bir hafta sonra başlar. Nasıl karar alacaklar bilmiyorum. Ondan sonra da hep beraber göreceğiz. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Bir ekleme yapacağım müsaade ederseniz. Tabii lütfen. Şimdi sumo güreşi Japonya'nın ulusal sporu biliyorsunuz. Evet. Sumo'da bir sporcu 28 yaşında vefat etti COVID-19'dan 2 hafta önce. Yaş 28. Neden vefat etti ona bakalım. COVID-19 bilim insanlarından öğrendiğimi okuduğumu söylüyorum size. Organ tutulumuna yol açıyor. Bu organ tutulumunun adı tıpta sepsis. Bu ne demek? Organlar iflas edebiliyor demek. Ya 28 yaşında da bir insanın organı iflas edebiliyorsa, bu iş artık çocuklara ve gençlere de ben geliyorum diyorsa COVID-19 bence müthiş tedbirlerin alınması lazım. Ya sadece yaşlar şu, yaşlar bu diye değil, herkes COVID-19 karşısında çekinmeli. O şu anda güçlü COVID-19. Çünkü ne ilaç var ne aşı var. Bu iş sporda da böyle, normal hayatımızda da böyle, otobüse binerken de böyle, markete gittiğimizde de böyle. Elimizden geleni yapacağız ve çekineceğiz. Peki şimdi ben mesela şunu da bizde tabii ki yani tüm dünyada da öyle ama bizde de öyle. Futbol sadece futbol değildir. Çok açık. Siyasal boyutu var, iktisadi boyutu var falan. Ama ilk defa belki bu türden bir sorunla da karşı karşıya kalınıyor. Mesela mesela şey kalkıp deseydi ki Nihat Özdemir ya kardeşim bu seneyi oynanmamış kabul edelim. Sonuç itibariyle buradaki ekonomik sorunları da çözebilecek bir ara model bulalım falan. Herkes rıza gösterir miydi buna? Yoksa başka sorun da var mı? Yani belli kulüplerin belli hesapları, ligi biz birinci bitireceğiz beklentileri. Yani dünyevi tırnak içerisinde başarılar adına insanların canı göz göre göre mi tehlikeye atılıyor? Ben bu kuşkuyu taşıyorum açıkçası. Yani futbol. Bir insanın hayatı bütün şampiyonluklardan daha değerli diye düşünemiyor muyuz? Kesinlikle haklısınız bu konuda. Futbol Federasyonu özerktir. Özerktir ne demek? FIFA ve UEFA domestik, yerel liglere yönetim anlamında karışamaz. Yani evet. Lig için, Türkiye için bahsedeyim. Karıştığı takdirde, yani Nihat Özdemir'e, Sayın Özdemir'e birileri karıştığı takdirde FIFA ve UEFA diyor ki, bunu daha önce başka ülkelerde gördüğümüz için söylüyorum sizlere. Siz özerk değilsiniz. Size karışanlar var. Tek başınıza karar alamıyorsunuz. Bu yüzden de üyeliğinizi askıya alıyorum. Artık UEFA ve FIFA organizasyonlarına katılamazsınız. Şimdi böyle bir tehlike var. Bu bütün dünya kulüpleri için de geçerli. Bu yüzden de Nihat Özdemir esasında çok zor durumda. Ben özerk olduğum için ne dedi Sayın Sağlık Bakanı, sorumlu Futbol Federasyonu'ndadır. Bilim kurulunda bu konu henüz değerlendirilmediği konuşuluyor. Futbol Federasyonu da kendi sağlık kuruluyla konuşarak, ben bir protokol hazırlayarak ben bu işi başlatacağım dedi. Ama ilerleyen dönemlerde bilim kurulu ve Sağlık Bakanı'nın tavsiye kararları olabilir. İsterseniz bunu kesinlikle başlatmayın. Bakın vaka sayısı düşmedi. Yaz geldi. Olaylar böyle. Seyahatlerle bu iş olmaz. Bir sürü takım gidecek deplasmana, otelde kalacak. İşte havaalanında temaslar var. İsterseniz bu ligi Eylül'e doğru bırakalım. Bu sefer kim devreye girecek biliyor musunuz? UEFA. UEFA dedi ki Ağustos'a kadar bu liglerinizi bitirin. Hangi takım gelecekse Avrupa kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne ben ona karar vereceğim. İyice köşeye sıkıştık mı şimdi? Sıkıştık. Ama Fransa sıkışmadı. Diyorlar ki UEFA kanadı. Fransa oynamazsa, işte oynamıyor. Belki İspanya oynamayacak, belki İtalya oynamayacak. Onlar Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar. Yani şöyle bir hayali var UEFA'nın. İlk 4 takım katıldığı için Şampiyonlar Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne. 12 takımla ön eleme mi oynayacaklar? Bir 4 takım daha koyalım Avrupa'dan. Direkt katılan takımla 16 takım. Bu tam anlamıyla bir hayal.
Ama UEFA'nın bu sıkıştırması federasyonları biraz gelgitlere doğru götürüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde katılım parası olsun, maç galibiyeti parası olsun. Üçhan Çamay'ın bir şarkısı vardı, hatırlıyor musunuz? Para para para, para diye. Napolyon ne demiş, para para diye. Yine para ve UEFA ön plana çıkıyorlar maalesef. Şimdi Sayın Taner, bu yüzden eller kollar bağlı. Şimdi Sayın Taner, şunu hatırlatmamız lazım. Ben de amatör bir hekim gibi davranmak istemiyorum ama o kadar çok yayın yaptım ki biliyorum. Bu COVID-19 meselesinde sporcular açısından sürekli test yapmak gerekiyor. Testlerin hepsinde gerçek sonuç alınamayabiliyor. Bazı insanlar taşıyıcı oluyorlar, hiçbir belirti göstermiyorlar. Bu kadar temaslı bir oyunda hiç umulmadık yerlere gitme imkanı da var. Dolayısıyla sizin az önce ya kusura bakma ben belki bunu hallederim ama eşim var böyle sorunlarım var diyerek aldığınız önlem akıl dışı bir önlem değil. Aşırı abartılı bir ihtiyat da değil. Siz orada bir sporcuyla, sağlıklı olan bir sporcuyla bir sebepten dolayı röportaj yaparsınız, yan yana gelirsiniz vesaire. Dediğiniz gibi uçakta, havaalanında, otelde bir şey olur. Sporcu da şart değil. O ona. Yani bu önemli bir karar. Şimdi Sayın Özdemir'in de şunu düşünmesi lazım. Ya bir taraftan para, pul, UEFA bilmem ne tamam da ya yarın 3-5 tane ölüm olursa hesabını kim verecek? Olabilir. Bak korusun tam ya hiç aklımıza bile getirmeyelim o konuyu. Ama olabilir. Ama bence çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Olmasa bile sporculuk hayatına darbe vuracak olan COVID'in ilerlemiş tablosu bile insanları çok zor duruma düşürebilir. Tabii. Ben öyle düzelteyim olayı. Yani olabilir. Ciğer tutulumu, sporculuk hayatı. 10 ay mesela spor yapamazsınız. Şimdi sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Var değil mi? Var. Önümüzde yani bayramda da var. Şu anda da yaşıyoruz mu? Yaşıyoruz. Peki bu takımlar 12 Haziran'da lige hazırlanmıyor mu? Hazırlanıyor. Peki şunu soracağım. Arka arkaya fazla ara vermeden 8 gün antrenman yapmıyorsunuz. Sadece 2 gününüz boş olsa sokağa çıkma. Böyle lige hazırlık olabilir mi diye ben de ayrı bir tartışma konusu açabilirim. Tabii. Çünkü bu işin sadece COVID yok. Sakatlığı var. Hem de çok tehlikeli sakatlıkları var. Antrenman yapmazsanız yani sezon başı tekrar başlamak demek biraz ağır antrenman yapmak demek. Kendinizi hazırlayamazsanız sakatlanırsınız. Bu sefer de daha uzun süre sahalardan uzak kalırsınız. Bir de işin bu yönü de var. Peki bir şey soracağım. Siz deneyimli bir spor adamısınız. Mesela içinde bulunduğumuz bu tabloya baktığımız zaman mesela Temmuz ayında şöyle şeyler görecek miyiz? İşte Galatasaray'a o geliyor, bu gidiyor, Fenerbahçe şu geliyor, uçan, kaçan bilmem ne falan. Bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Yani bizim hani Haziran'da ligler biter, dünyanın yarısı Türkiye'ye transfer olur, haberleri gelir, iyi kötü bir kısmı da olur falan. Büyük paralar uçuşur. Ben mesela kendi payıma oralarda da çok kolay olacağını zannetmiyorum. Yani dünya bir başka şeye hazırlanırken maça gitmek, yan yana yakın oturma, hele spor salonlarındaki maç izleme falan daha da riskli. Yani psikolojik olarak da riskli hale gelecek. Nasıl bir şey görüyorsunuz burada? Yani aslında bir ara vermek, kısa bir sürede olsa bir ara vermek belki başka bir soluk almayı da sağlamaz mıydı? Buna şöyle bir kitap yazsaydım adını şöyle koyardım, bu sorunuzun cevabı olarak söylüyorum Türk futbolu için. Ayağını yorganına göre uzat. O devir başlıyor şimdi Temmuz'da. Hı hı. Ya şu var artık, o müthiş transferler, milyonlarca eurolar. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil. İspanya'da, Barcelona'da %70 indirim oldu. Ve herkes bunu kabul etmek zorunda kaldı. En başta Messi. Bu yüzden de bu Türkiye'de artık o büyük paralar, inanılmaz maç primleri, özel uçak tutup maça gitmeler, hatta onda bile bazı tasarrufların ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Yoksa futbol dipsiz bir kuyu. Ne kadar çok para harcarsanız harcamaya devam edersiniz ama karşılığı size negatif olarak dönmeye başladığı zaman bu sefer sizi bekleyen başka bir tehlike daha var, iflas. Peki Sayın Taner, Sayın Taner, siz bu kararı aldıktan sonra bizim mesleğimizde olup da sizin branşınızda sporda olan arkadaşlarınızla temas ettiğinizde ya işte telefon açan herhangi birisi ya Ercan abi ya da sevgili Ercan doğru iş yaptın biz cesaret edip yapamadık falan diyenler oldu mu? Yani içerideki tablo nasıl? Şimdi açıkça konuşayım, diyen de oldu, demeyen de oldu. Açıkça ya istersen bir daha düşün diyen de oldu.
meslekte arkadaşlarımdan bahsediyorum. Ama çok iyi yaptın diyen de oldu. Aynı şekilde Sözcü'de yazıyorum biliyorsunuz. O konuyla ilgili gelen mailleri de okudum. Ama şu var, halkımızın attığı maillerde şunu gördüm, bayağı olumlu karşılanmış. Peki mesleğe dair bir kaygınız var mı? Yani aynı kendi adınıza değil, aynı zamanda bu endüstriyel futbolun doğurduğu ekonomik olanaklar tamamen yayıncılıkla paralel gidiyor. Evet. Ve şimdi yayıncının da beslenebileceği alanlar var. Seyircinin ilgisinin kaybı, stattan kaybı seyir zevkini azaltacağı gibi ekonomik sorun doğuracak. Bir taraftan dekoderlerin varlığı, reklam pastasının durumu, daralması vesaire. Yani genel anlamda biz zaten dünyanın bir resesyona gideceğini düşünüyoruz. Bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Şimdi dünya resesyona gider mi? Tarih tekerrür eder mi? Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra İspanyol gribi başlıyor. Ondan 4 sene sonra da Wall Street çöküyor. Ve büyük çöküş, büyük ekonomik buhran. Bütün dünya bunu yaşıyor. Aynı şeyi düşünelim. Bu biraz daha devam ederse acaba tekrar dünyayı kastediyorum yalnız onu söyleyeyim. Hı hı. Acaba o ekonomik buhran biz de etkileneceğiz mi? Yayıncılık ne olacak? Bu sorulara şu anda cevap, benim cevap vermem ya da bir ekonomist bilmiyorum belki cevap verebilir ama fakat herhalde pek aydınlık gözükmüyor. Ne dersiniz? Yani ben kendi payıma herkesin sizin kitap adı olacak olan ayağını yorganına göre uzat döneminin başladığını düşünüyorum. İhtiyaçlarını insanlar azaltmayı da öğrendiler. Bir taraftan haksız para kazananların da biraz ıslah olacağını da düşünüyorum. Onu da altını çizmek isterim. Yani doğru söylüyorum. Bambaşka bir yerden de bakmak lazım. Yani futbolcuların da aldığı paraların başarılara paralel olarak gittiğini de söyleyebilecek değilim. Spor bağlamında ama bunun popçusuna da bakabiliriz, dizi oyuncularına da bakabiliriz. Anormal paraların harcandığı bir ülkedeyiz. Bu kadar. Ama futbol çok enteresan bir oyun. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Almanya ne kadar seyredilmiş diye baktım. Bundesliga başladı ya. 3 milyar 65 milyonluk bir seyredilme. Şöyle dünyaya bak, fena bir rakam değil bence. Bayağı özlenmiş futbol kıta için. Ya şu kaçınılmaz, onu ben de kabul ederim. Hele evde oturduğunuz zaman, şimdi evde oturuyorsunuz ve cuma, cumartesi, pazar maçlar önünüze geliyor. Kim bunu istemez? Tabii ki istedir ama işin yaşam pahasına, yani gerçekten karşılığında ne alıyoruz ölebilir, hastalanabilir. Sizde olduğu gibi bir sporcunun bedeni uygundur, eşinin değildir. Eşinden annesine geçer, ondan çocuğuna geçer. Yani bu çok kolay bir iş değil. Peki şunu sormak istiyorum son olarak. Yani bir de etik bir tartışma da var öte taraftan. Hani gerçekten ben bizim spor medyamız özellikle futbol bağlamında da dilini, tavrını, tutumunu da bütün bu olanlardan sonra biraz değiştirir mi diye de umut etmek istiyorum. Hani başka bir ibret, başka bir ders alma, başka bir durum doğar mı diye düşünüyorum. Burada umudunuz var mı? Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Büyük olaylardan insanlarımız, bütün dünya büyük dersler çıkartır. Bu yüzden de bu konuda umudumu kaybetmek istemiyorum. Dünya yayıncılığı standardına, sportif yayıncılıkta da er ya da geç bir gün geleceğimize inanıyorum. Diğer yayıncılık tarzında da öyle. Biraz insanların bu olaydan önce, Covid'den önce ve Covid'den sonra bakması, özellikle yayıncılıkta ben büyük değişimler beklemekteyim, onu söyleyeyim size. Bir de bir etik meseleyi daha, çok tartışan meseleyi de sizle konuşmak istiyorum. Söz ettiğim kişileri siz yakından tanıyorsunuz, biz de izleyici olarak tanıyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona rahatsızlığına yakalandı. Çok şükür atlattı. Ben de o dönem onun itirazlarını Twitter'da da paylaşarak hak verdim. Kendisine genel anlamda sempati duymam ama oradaki sözleri doğruydu. Fakat şimdi herkes ondan bir kanaat önderliği bekliyor. Yani bir de Türkiye'de çok tanınan bir isim. Hani ya o gün bunları söylüyordun, şimdi niye oynansın diyorsun diye sitem edenler, sert eleştirenler var. Bir. Öte taraftan Beşiktaş'ın başkanı da aynı durumda Covid oldu ve herkes dedi ki ya başkan sen kendi bedeninde bunu deneyimliyorsun. Burada bir tavır koy falan derken böyle bir tablo var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Sayın Fatih Terim oynansın demiyor. Şunu söyledi. İkinci açıklaması. Çok daha yeni oldu bu. Şunu söylüyor. Şartlara bakılır. Zeminler aranır.
eğer çok uygunsa olabilir ya da geri kalanı olmayabilir. Ya şu anda kesin oynansın, sahaya çıkalım, mücadelemizi yapalım, hep beraber olalım, mücadele edelim, öyle bir cümlesi, öyle bir isteği yok şu anda. Ve ilk baştaki çıkışını da sizin de söylediğiniz gibi ben de çok son derece olumlu bulduğumu belirttim. Zaten bu konuda Rıza Çalınbay, Ünal Karaman ve ilk olarak da Fatih Hoca, Fatih Terim konuştular biliyorsunuz. Ondan sonra da benim futbolculardan da ben aynı tarzda açıklamalar beklemekteyim. En başta size belirttiğim gibi. Yani ben kendi payıma burada ağırladığım Türkiye'nin en önemli hekimlerine bu futbol sorusunu sordum. İki soruyu çok sorduk. Futbol ve AVM. İkisine de dediler ki AVM'ye girmeyin, futbolda oynanmamalı. Çok açık. Ve yani evet. Bilime en çok ihtiyacımız olduğu dönemde tablo bu kadar açıkken çok düşündürücü. Sayın Taner, çok teşekkür ediyorum. Sizin sesinizi duymak güzel ama açıkçası bugün Türkiye'de kimi kıskanıyorsunuz deseler vallahi sizi kıskanıyorum. Şu anda Datça'da olmak ayrı bir güzel olurdu açıkçası. Size sağlık diliyorum. Datça'nın tadına varın. Umarım biz de bu yaz 40 senedir olduğu gibi yine geleceğiz. İnşallah, bekliyoruz sizi. Yani bizim orada annemlerin küçük bir kooperatif evi var. Dünyada en güzel şey nedir derseniz Datça'da olmak derim ben kendi payıma. Siz bunu yaşıyorsunuz, ne güzel. Herkesin evi küçük. Küçük ev ama Datça'nın maviliği ve yeşilliği hiçbir şeye değişmem, onu söyleyeyim. Ne güzel. Ev küçük olsun hiç önemli değil. Şimdi ben Datça'ya geleyim de hep beraber şu bir Datça spor işine bir bakalım. Amatör güzel olmaz mı? Amatör siz varsınız nasıl olsa amatörce bu işi. Nerede endüstriyel futbol var, orada mertlik bozuluyor. Datça'nın güzel çocuklarıyla bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyoruz size. Eşinize de sağlık diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok iyi akşamlar. İyi akşamlar.